YSK'dan hakka ve hukuka uygun, millet iradesini koruyan ve vicdanını rahatlatan bir karar vermesini beklemiş idik. En sonuncusu dün olmak üzere 31 Mart gününden itibaren defalarca uyarılarımızı da yapmıştık. Seçimin iptalinin usulsüz veya sahte seçmen yazımına dayandırılmadığını görüyoruz. Bu iddialar reddedilmiştir. Kısıtlı seçmen ve sair iddialar da reddedilmiştir. YSK'nın seçimin iptaline ilişkin kararının görünürdeki gerekçesi sadece şudur. Bazı sandık kurulu başkanlarının ve kamu görevlisi olması gereken bir üyenin kamu görevlisi olmaması. YSK seçim takviminde sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu gerekçesiyle tam kanunsuzluk itirazı yapılabilir diyor. Ancak bu itirazın kesin olarak sonuca bağlanması gününü de 2 Mart 2019 olarak belirliyor. Seçim hukuku usul ve şekil hukukudur. Bu tarihe kadar sandık kurullarının oluşumuna itiraz edilmediği halde 31 Mart seçim gününden sonra seçim sonuçlarına göre yapılan bu tam kanunsuzluk itirazı nasıl olur da değerlendirmeye alınır? YSK kendi ilan ettiği takvime niye uymadığını Türk milletine açıklamak zorundadır. YSK'nın yerleşik kararlarında seçimden sonra sandık kurulu başkan ve görevlilerinin görevleri kötüye kullanılmasının suç oluşturması halinde bunlar cezalandırılır ama bu durum seçimlerin iptaline sebebiyet vermez diyor. Yıllardır dediği bu. Peki ne olmuştur da YSK böyle bir görevi kötüye kullanma iddiası dahi bulunmadan bir şüphe üstüne bu yerleşik kararından sadece ve sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için geri dönmüştür. YSK eğer böyle bir kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu başkanı yapılması durumu varsa kendi sistemi içinde gerçekleşmiş bu hatayı nasıl olur da seçmene yükler? YSK kendi sorumluluğunu kendisi üstlenmelidir. Hukukun en temel ilkesidir. Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak bir hak iddia edemez. YSK kendi kusuruyla eğer böyle bir yanlışlık oluşmuşsa seçimi iptal ederek seçmeni cezalandırmıştır. Aynı sandıktan Büyükşehir Belediye Başkan adayına, ilçe belediye başkan adayına, ilçe belediye meclis üyesi adaylarına ve muhtar adaylarına verilen oylar çıkmıştır. Yani bir zarfta 4 farklı oy vardır, 4 farklı oy. Madem ki sandık kurullarının oluşumunda tam kanunsuzluk vardı, diğer 3'ü tamam ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ediyorum ve yeniliyorum demenin mantığı nedir? Bu başkan ve üye ilçe seçiminde, belediye meclisi seçiminde ve muhtar seçiminde usulsüzlük yapmamıştır da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mi usulsüzlük yapmıştır? Bunu hangi mantık, hangi vicdan, hangi hukukla izah edeceksiniz? Tipik bir çifte standart örneğidir. İlçe seçim kurulları tarafından usulsüz atandıkları iddia edilen bu görevlilerin seçimlere müdahaleyi nasıl yaptıkları gerekçelendirilmelidir.
Kamuoyunun bundan haberi yoktur. Ve büyük harflerle söylüyorum, altını da çiziyorum. Seçmen, seçim sonucuna, seçimin iptaline gerekçe gösterilen sandık kurulu başkanlarının değil, seçim güvenliğini sağlamakla görevli olan YSK'nın seçime müdahale ettiği inancındadır. Bu inanç maalesef demokrasi açısından, Türkiye'nin demokrasisi ve geleceği açısından son derece tehlikelidir. Bu sorumluluk YSK'ya aittir.